Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 1 milyon sınırına dayandı. Kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşen Lübnanlı ailelerin birçoğu artık okullarda yaşıyor. NTV muhabiri Yunus Şen ve kameraman Cumhur Çatkaya Beyrut'ta bu okullardan birine giderek yaşananlara tanıklık etti. 8 yaşındaki İbrahim Ali Fadıl'a savaşı ve hislerini sordu. İbrahim Ali Fadıl, 3. sınıf öğrencisi. İbrahim, İsrail saldırıları başladıktan 2 gün sonra Binçibeyl'den ailesiyle birlikte kaçıp Beyrut'a gelmiş. Şu anda Beyrut'un Eşefiye mahallesindeki Nasa İlkokulu'nda kalıyor. Ben daha önce okula eğitim almak için gidiyordum. Öğle yemeğini evde yer sonra tekrar okula dönerdim. Şimdi okulda yatıp okulda kalkıyorum. İbrahim kendisi gibi buraya sığınmış çocuklarla oyunlar oynuyor. Ama oyunlar ona yaşadıklarını unutturamıyor. Sabah saat 6'da gök gürlemesi gibi bir ses duyandım. Ablam İsrail saldırıyor dedi. Ben inanmadım. Duyduğum seslerden ve binaların yıkılmasından çok korktum. Sonra buraya geldik. Şimdi binaların yıkıldığını görmüyorum ama o korkutucu sesleri zaman zaman yine duyuyorum. İbrahim gün boyu bahçede oynuyor, akşama kadar okula girmiyor. Evimizin önünde büyük bir bahçe vardı. Hem bahçede hem de sokakta oynardık. Şimdi burada sokağa çıkamıyoruz. O yüzden bütün günümüz bu küçük bahçede geçiyor. Benim için hiç kolay değil. Annesi Hanifi de sıkıntısını gizleyemiyor. İsrail saldırısına 2 gün dayanabildik, sonra kaçıp buraya geldik. Şimdi tanımadığımız insanlarla bu küçük sınıfta aynı kaderi paylaşıyoruz. Durumumuz ne zaman düzelecek onu da bilmiyoruz. Nasra İlkokulu'nda onlar gibi 30 aile kalıyor. İbrahim ve ailesiyle birlikte Nasra İlkokulu'nda 120 kişi, ülkenin pek çok bölgesindeki pek çok okulda da binlerce Lübnanlı barınıyor. Yaşadıkları ülkede mülteci durumuna düşen Lübnanlılar, kendilerine nasıl bir geleceğin beklediğini bilmiyorlar. Yunus Şen, NTV, Beyrut.